Merhaba arkadaşlar, ben Ekmen Yıldırım. Bu derste sizlere while döngüsünden bahsetmeye çalışacağım. While döngüsü nedir? İlk önce bunu bir inceleyelim. While döngüsü bir koşul sağlanıyorken dönmeye devam eder. Genel yapısı şöyledir. While, koşul, işlenecek kodlar. Örnek şu şekilde arkadaşlar. İlk önce sayımızı tanımlıyoruz. While ile koşulumuzu yazıyoruz. Sayı ile onun arasında dönsün. Daha sonra bunu mesaj olarak ekrana gösteriyoruz ve daha sonra bir arttırıyoruz. Genel yapısı böyledir. Visual Studio ortamına geçelim. C#'da çalışıyoruz. Daha sonra formuna böyle buton koyuyorum. Arttır diyorum. Evet. Daha sonra buton arttırma klik olayına giriyorum. Byte sayı eşittir 0. While sayı küçüktür 10. MessageBox.show sayı to string ve daha sonra arkadaşlar sayımı bir arttırıyorum. Programı derliyorum. Bir hata var mı? Hata verdi. Evet, şurada string'den sonra parantez açıp kapatmadık. Tekrardan programı çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Arttır diyorum. Sıfırdan başladı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Evet. Bunu başka bir örnekle daha inceleyelim. Bir adet buton. Bir adet list box. Bu örneğimizde de birden 50'ye kadar olan sayıları list box'ımıza sıralayalım. Sıraladık. Evet. Geliyorum arkadaşlar. Yine buton eklemin click olayına giriyorum. Ve burada yine byte tipinde. Ekle tipinde bir değişken tanımlıyorum. Daha sonra while döngümü açıyorum. Ekle küçükse eşitse 50'ye. Bu sefer list box'ımı ekleyeceğim. List box 1 nokta items nokta et ekle ve ekleyi bir arttır. Derliyoruz, bir hata yok. Formun dizaynına geçiyorum. Ekle ve sıra dedim. Bakın 0 ve 50'ye kadar sıraladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. While döngüsünün yapısını açıkladım. Bunu iki örnekle de gördük. Dediğim gibi while döngüsü basit bir döngüdür. Fakat C#'da fazla kullanılmaz. Veya ben fazla gerek duymuyorum. For döngüsüyle arasında pek bir fark yoktur. Fakat bu for ile yaptığımız her örneği
while ile yapamayız. Fakat while ile yaptığımız bütün örnekleri for ile yapabiliriz. Benim bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.